Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere farklı bir video hazırladım. Her bir markadan sadece bir ürün seçme şansım olsaydı hangi ürünleri seçerdim? Aslında markaların en çok hangi ürünlerini sevdiğim de böylelikle ortaya çıkacak. Bol ürün anlatmalı bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlerden gelen bir yorum üzerine bu videoyu hazırladım. Çok hoşuma gitti. Her bir markadan tek bir ürün seçme şansın olsaydı hangi ürünü seçerdin gibi bir yorum almıştım ve çok hoşuma gittiği için bunu herkesle paylaşma kararı aldım ve videosunu hazırladım. Aslında bu videodaki ürünleri anlatırken biraz son günlerdeki makyaj çantamda ve makyaj rutinimde kullandığım ürünlerin de ipucunu vermiş olacağım. Çoğu zaten rutinimde olan ürünler ve bazı markalardaki ürünlere bakış açımı da değerlendirmiş olacağım. Makyaj yapma sırasına göre gideceğim. Mesela fondötenlerden başlayalım. Guerlain markasından sadece bir ürün seçme şansım olsaydı bu fondötenini seçerdim. Geçmiş videolarda gösterdim. Yukarı link diyorum. Yeni ürünlerle makyaj videosunda yüzüme uygulanmış halini de gördünüz. Bugün tenimde de görüyorsunuz. Lekeler biraz azalmaya başlayınca makyaj rutinim de çok fazla değişti. Artık daha az kapatıcılığı olan, daha az mat bitişi olan fondötenler seçmeye başladım. Bu çok yüksek fiyatlı bir fondöten ama inanılmaz güzel duruyor. Şöyle yakından gelip size baktıkları zaman yüzünüzde fondöten olduğu anlaşılmıyor. Yüzünüz ışıl ışıl ama böyle çok ıslak bitişli, çok parlak bitişli de değil. Şu anda görüyorsunuz. Canlı, yüzünüzü yıkamışsınız, nemlendiricinizi sürmüşsünüz, kendi havasına bırakmışsınız ama yüzünüz o kadar güzel ki hiç renk eşitsizliği yok, leke yok, kusur yok. Çok kapatıcılığı olan bir fondöten değil ama kapatıcılığı olan bir fondöten. Yağlı ciltler belki çok sevmeyebilir ama pudrayla sabitlerlerse güzel bir şekilde de kullanabilirler. Eğer benim gibi kuru karma normal cildiniz varsa zaten bayılabileceğiniz bir fondöten. Guerlain markasından tek bir ürün seçme şansım olsaydı bu Natural Glow fondötenini seçerdim. Markanın birkaç tane ürününü denedim ama gereksiz pahalı buluyorum ama bu fondötene gerçekten verilir. Cildiniz çok iyi duruyor. Özellikle özel gün fondöteni arıyorsanız, çok yüksek kapatıcılıkta aramıyorsanız bakabilirsiniz. Gelelim Estée Lauder markasına, madem fondötenden gidiyoruz. Estée Lauder'ın da bir sürü makyaj ürünü var. Hemen hemen hepsini de denedim. Çok da güzel ürünleri var ama tek bir ürün seçme şansım olsaydı kesinlikle Double Wear fondötenini seçerdim. Ne kadar çok kullandığımı biliyorsunuz. Ne kadar fondöten tercihlerim değişse de Estée Lauder'dan sadece bir ürün seçeceksiniz derseniz kesinlikle bunu seçerim. Yağlı ciltliyseniz bu fondötene bayılırsınız. Bir önceki fondöteni pek sevmeyebilirsiniz. Pudra kullanmadan bir fondöten kullanmak istiyorsanız bunu seversiniz. Fondötenimi süreyim geceye kadar asla yerinde oynamasın. Benim mezuniyetim var, özel günüm var, televizyona çıkacağım, fotoğraf çektireceğim, günlük hayatımda porselen bebek gibi gezmek istiyorum diyenlerin fondöteni. Markanın çok güzel ürünleri var. Çok da beğenirim. Yakın zamanda yine Estée Lauder'dan da alınması gereken ürünleri size anlatacağım ama bir tane ürün seçecek olursam o fondöteni olurdu. Kapatıcı ile devam edeceğim. L'Oreal markasından bir ürün seçsem biraz zor oldu ama L'Oreal'in de far paletlerinden çok hoşlanmam, allıklarından hoşlanmam. Görmezsiniz mesela bende çünkü çok işlevsel bulmuyorum ve fiyatları o kadar yükseldi ki bazen MAC ürününü anlattığımda MAC'in fiyatı çok yüksek alamıyoruz gibi yorumlar görüyorum ama L'Oreal'in fiyatı neredeyse MAC'e yaklaştı. L'Oreal'e vereceğime MAC'e veririm. Allıkta ya da far paletinde o parayı ona vermem. Üzerine biraz daha ekleyip MAC alırım. Düşüncem bu yöndedir çünkü güzel far paletleri olduğunu düşünmüyorum. Güzel allıkları olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bronzerları olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel fondötenleri var, kapatıcıları var ve maskaraları var. L'Oreal'den ürün seçme şansım olsa ne seçerdin? Maskara seçerdim, fondöten seçerdim, kapatıcı seçerdim. Başka da aklıma belki kaş kalemi seçerdim. Onun da performansı çok güzel. Ruja gelince ruju her markadan güzel rujlar bulabiliyoruz. Çok çok uygun fiyatlı markalardan da bulabiliyoruz. O yüzden L'Oreal'den ruj da seçmezdim. Şimdi fondötenleri birazcık daha ince dokulu seçmeye başladım ama kapatıcı olarak bunu seviyorum. Yine bunu seviyorum çünkü maskeden kaynaklı sivilcelerim çıkıyor ve benim iyi bir kapatıcıya ihtiyacım oluyor. Tartı seçemeyeceğime göre L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'ını seçerdim. Bunu seçerdim L'Oreal'den. Ya da maskara seçerdim. İkisinden birini seçerdim. Başka da ürün seçmezdim. Bu kapatıcıyı artık çok çok iyi biliyorsunuz. Ne var ne yok. Çok
güzel bir şekilde kapatıyor. Müthiş bir kapatıcılığı var. Yani yanımda fondöten yoksa, bu varsa tamam, ben yine günü kurtarırım. Eğer ki L'Oreal'den tek bir ürün seçecek olacaksam kesinlikle kapatıcı olurdu. Ve gelelim pudra adımına. Yves Rocher'in ışıltılı toz pudrası çok güzeldi. Çıktı, kullanmaya başladık ama kısa bir süre sonra artık satıştan kalktı. Artık ambalajı mı yenilenip gelecek yoksa hiç mi satışta olmayacak bilmiyorum. Bir bilgi alamadım. Alırsam size ileteceğim. Eğer ki bulabiliyorsanız bu. Bulamıyorsanız bir pudra seçme şansım olursa, Sephora'larda küçük boyu var şu anda bizim Sephora'larda. Ama yurt dışında yaşıyorsanız ya da oradan bir ürün alma şansınız varsa kesinlikle Hourglass olurdu. Bu markadan bir ürün seçecek olsaydım kesinlikle bu toz pudrasını seçerdim. Paletleri, şunları, bunları, fondötenleri bir şekilde başka markalardan bulabiliyorsunuz ama pudra bulmak o kadar zor ki markanın kesinlikle pudrasını seçerdim. İşimi kolaylaştıracak aslında hile yaptığım bir ürün. Allık bronzer aydınlatıcı meselesine. Teker teker de göstereceğim size ama ben Benefit'ten bir ürün seçecek olsaydım kesinlikle, son günlerde size gösteriyorum makyaj videolarında da, Cheek Leaders paletinin Pink Sukat rengini seçerdim. Çünkü içinde Dallas var, Hoola var, California var, Tickle var, var da var, her şey var. Kontür yapacağınız bir ürün var, bronzer olarak kullanabileceğiniz bir ürün var, aydınlatıcı var, bir de güzel pembe, bir de güzel ışıltılı şeftali tonlarında allığı var, daha ne olsun. Benefit Benefit'ten ya kaş ürünü seçerdim ya da bunu seçerdim ama Benefit'ten tek bir ürün seçmem gerekiyorsa hakkını veren ürünlerden bir tanesi. Biraz pahalı tercihler oldu biliyorum ama her markanın ürününü, yani seçtiğim markaların ürününü göstermeye çalışıyorum şimdi size. Palet seçmeyecek olsaydım, ben bu ürünleri teker teker seçecek olsaydım da NARS'a gidelim. NARS'ın fondötenlerinden çok hoşlanmıyorum. Kapatıcılarından bazıları dışında çok hoşlanmıyorum. Anlatıyorum videolarda biliyorsunuz. NARS'ın fondötenlerinin değişik yapısı var. Sivilce yapabiliyor. Örtücülüğü çok yeterli olamayabiliyor. Hemen hemen çıkan tüm fondötenlerini denedim. Şurada anlattığım fondötenlerin ayarında değiller maalesef. Seven çok seviyor. Fakat benim beklentimi karşılayan fondötenler değil. Maskara zaten pahalı markalardan seçmem. Uygun fiyatlı markaların çok güzel maskaraları var. O kısmı da eledim. NARS'tan seçecek olsaydım ruj seçerdim, allık seçerdim ve bronzer seçerdim. Ama markadan tek bir ürün seçeceksem kesinlikle Laguna'yı seçerdim. Benim ilk göz ağrım kendisi. İçinde hiçbir şekilde ışıltı barındırmayan ve kızıllık da barındırmayan. Daha gri tonlu bir kahve bu. Çok kızıl değil, merak etmeyin. Açık tenliler de kullanabiliyor. Benim ten rengimde olanlar, benden daha koyu olanlar da kullanabiliyorlar bunu. Çok da güzel, çok da şık duran, güzel duran, yani yüzünüzde etkisi iyi duran, asla uçmayan, dağılmayan, çamurlaşmayan harika bir ürün. Markadan bir ürün seçecek olsaydım Laguna'yı seçerdim. Orgazm Laguna arasında gittim geldim ama yok yani, şimdi MAC'ten de seçeceğim ürünle orgazm allık çakışmasını istedim. MAC'ten bir ürün seçmem gerekirse, o kadar zor oldu ki bir önceki videoda biliyorsunuz orada 10 ürüne bile çok zor indirmiştim. Tek bir ürün seçecek olursam MAC'ten allık seçerdim ve bu allığı seçerdim. Son günlerde bunu kullandığım için yeni bir ürün olsun istedim. Grand. Köpük allıklarından Grand'ı seçerdim. Çok güzel duruyor. Yakışmayan ten rengi de yok. Açık tenliyseniz de oluyor. Benim ten renklerimdeyseniz de oluyor. Daha koyu tenliyseniz de oluyor. Bence joker bir allık. Yanaklarımda da zaten görüyorsunuz etkisini. Sağlıklı, canlı ve doğal duran allıklardan bir tanesi. MAC'ten sadece tek bir ürün seçeceksin demek benim için dünyanın sonu gibi bir şey makyaj hayatında yani. Ama seçecek olsaydım da allık seçerdim. Şimdi aydınlatıcı adımına geçelim. Öyle bir palet seçmeyeceksem ne seçerdim? Aydınlatıcıda en iyi marka hangisi biliyor musunuz? Bence benim deneyimlerime göre, tabii ki göreceli ama bana göre en güzel marka Urban Decay ya da Inglot. Aydınlatıcısı en ünlü olan markalar bence bu. Jennifer Lopez'in o ta highlighterlar moda olmadan yanağındaki güzel aydınlık etkisi var ya, şu an bende de birazcık görüyorsunuz. Kliplerinde de bayılırsınız, böyle göz pınarlarında, yanaklarında çok güzel bir aydınlık etki vardır. Inglot onu yaptı. Jennifer Lopez'in aydınlatıcısını yaptı. Buram buram, cayır cayır bir aydınlatıcı bu. Ben o kadar az uyguladım ki ve üzerinden süngerle geçtim. Dayanamadım, göstereceğim. Şu süngerinin üzerine ve kapağa bulaşan kısmı alacağım. Ben buradayım diyen bir aydınlatıcı arıyorsanız, bakın burnumun ucuna bakın.
daha yüzümü parlatmak istemiyorum artık. Aydınlatıcının tanımı olan aydınlatıcı Inglot'un Jennifer Lopez koleksiyonundaki bu aydınlatıcı zaten bir tane var. Şöyle bir ürün. Açmıyorum çünkü hemen dökülüyor. Transparan pudra gibi. O kadar yoğun ki ve asla bitmez. Vücudunuza da uygulayabiliyorsunuz. Yüzünüze de uygulayabiliyorsunuz. Bir aydınlatıcı seçecek olsam Inglot'tan seçerdim. Diğer marka da Urban Decay'in Sin aydınlatıcısı ama marka maalesef ülkemizde olmadığı için onu hiçbir şekilde ekleyemedim. Fenty'nin de çok güzel ürünleri var. Ama ben yine Fenty'nin, Huda'nın fondötenlerini çok fazla beğenemiyorum maalesef. Huda'nın fondötenleri o kadar yoğun yapılı ki maske kıvamındaki yüzünüze mutlaka alerjikseniz, eğer ki sivilceye meyilliyseniz tamam güzel kapatıyor ama beton gibi kapatıyor yüzünüzü. Ne var ne yok kapatıyor, şahane kapatıyor, harika düşünülmüş. Ertesi gün sivilceyle uyanıyorsunuz, kaşıntıyla uyanıyorsunuz ve o kadar beton gibi ben buradayım diye yüzünüz hissettiğiniz fondötenleri ister misiniz bilemiyorum. Ben açıkçası istemediğim için onları seçemiyorum. Fenty'den bir ürün seçmem gerekirse, eminim videonun başında çoğu kişi şunu düşündü. Acaba Nihal bugün dudaklarına ne uyguladı? Hangi ruj bu? Çok merak ettim. Muadili de var mı, pahalı bir markaysa gibi sorularınız kulaklarıma gelir gibi oldu. Fenty'den tek bir ürün seçecek olsam bu gloss bomblarını seçerdim. Dudağımdaki renk de fusi. Diğeri de çok güzel biliyorsunuz. Fenty Glow olan birazcık daha beje, kahveye dönük, şeftaliye dönük bir tonu var. Onu da yanıma aldım. O da şurada görüyorsunuz. Bu daha pembeye dönük bir renk. İlla ki dudaklarınıza dolgu yaptırmanıza gerek yok. İlla ki kalın dudaklı olmanıza gerek yok. Birazcık üzerinden çizip uygun renkli bir dudak kalemiyle, ki Flormar 229'la çok uyumlu, üzerinden bunu sürün. Mis gibi kokuyor ve dudaklar böyle hacimli, ıslak görüntü, o katalog kızlarının katalogda basılmış ıslak görünümlü dudakları var ya, işte onu elde ediyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Çok da şıktır. Fenty'den tek bir ürün seçecek olsam kesinlikle gloss bombları seçerdim. Yeni yeni de çok güzel renkleri çıktı ve Sephora'ya bakarsanız eğer bunların mini boyları var. Bir glossu, bunu mesela çok kısa sürede her gün sürmem lazım bitirmem için, ama tabii ki her gün sürmüyorum. Şu zamanda da maske taktığımızı düşünürsek böyle ıslak bitişli parlatıcı bir ruj sürmediğimiz için kolay kolay bitmiyor. Ne demeye çalışıyorum? Sephora'da bunların set halinde küçük boyları var. Hatta bütün seriyi alabiliyorsunuz. Çok da uygun fiyatlı bakabilirsiniz. Şimdi gelelim hangi marka var önümde? Misha. Misha'nın makyaj ürünleri tabii ki bir Kore markası olduğu için Korelilerin ten rengine uygun. Genelde böyle cam gibi ten yapan ama ya sapsarı yapan ya bembeyaz yapan ürünleri var. Misha'nın hiçbir BB kremi bana olmadı biliyorsunuz, anlattım. Zaten yapı olarak da hoşuma gitmedi. Renk olarak da fondötenleri, pudraları, bunlar pek bizim ten rengimize uyumlu olan ürünler değil. Aramızda uyumlu olan şanslılar var. Şahane. Fakat ben maalesef aradığımı bulamıyorum. Uygun bir rengi bulamıyorum. Ya çok açık kalıyor ya da çok gri kalıyor bana göre. O yüzden kullanamıyorum. Ten ürünlerini eledim. Misha'nın son zamanlarda kullandığım ve diğer markalarla elimde bir sürü ürün olduğunu, her markadan her şeyin olduğunu düşünürseniz, makyaj koleksiyonumu biliyorsunuz az çok, en iyi kahverengi eyeliner kesinlikle Misha'da. Bugüne kadar Kikoy'du, Benefit'ti ya da hangi markanın kahverengi eyelinerını kullandıysam çok memnun kalamadım, ama Misha'nın Vivid Fix'i kullandığım en güzel kahverengi eyeliner. Juicy Pink'leri seçersin diye düşündük diyebilirsiniz. Seçmedim çünkü MAC varken bunlar da çok güzel ürünler. MAC'ten seçerim allığımı diye düşündüm. NYX'ten de tek bir ürün seçecek olursam eğer siyah eyelinerımı da Epic Ink Liner'ı seçerek konuyu kapatırdım. Şimdi bakıyorum, tabii ki far paletleri kaldı. Zor seçtim ama son günlerde kullandıklarımdan seçtim. Yoksa bir far paleti seçecek olsam tek bir marka Urban Decay'den seçerdim, Huda'dan seçerdim, Anastasia'dan seçerdim, Lottie London'dan seçerdim. Evet, Lottie London'dan tek bir ürün seçme şansım olsaydı bu far paletlerini seçerdim. Zaten MAC'in aynısını yapmışlar. Ton olarak da, yapı olarak da, pigmentasyon olarak da MAC'in aynısını yapmışlar. Bunu seçerdim, kurtulurdum. Anastasia'dan da tek bir ürün seçeceksem Soft Glam paletini seçerdim. Renkleri görünce bana hak vereceksiniz. İçinde her şey var. Günlük kullanılabilecek renkler var. Pigmentasyonu, yapısı, kalitesi zaten
zaten şahane. O konuya hiç değinmiyorum bile. Gündüz de kullanabiliyorsunuz, gece de kullanabiliyorsunuz. Anastasia'dan bir ürün seçeceksem eğer fondötenle, maskarayla ya da highlighter'ıyla şununla bununla zaman kaybetmezdim. Ben gider paletlerinden birini seçerdim. Gelelim Maybelline markasına. Düşündüm, taşındım. Maybelline'den bir ürün seçme hakkım varsa onu da kesinlikle Lash Sensational maskaradan yana kullanırdım. Benim kirpiklerimin anlaştığı nadir maskaralardan bir tanesi Maybelline markasından. Yıllarca kullandım. Bittikçe aldım ve kirpiklerime çok iyi gelen bir maskara. Bugün kirpiklerimde o yok. Çünkü Oriflame markasından da tek bir ürün seçecek olsam, markayla tanıştığım günden beridir bütün maskaralarını denedim. Maskaraları çok iyi yapıyorlar ve Biolis maskaraların fiyatı kadar neredeyse 10 lira civarında da maskaraları satın alabiliyorsunuz. Son çıkardığı bir maskara vardı. Double Effect, ikili etkisi olan bir maskara. Burada kirpiklerinizi uzatan kısmı var. Bugün gözlerimde bu maskarayı görüyorsunuz. Bununla kirpiklerinizi güzel bir şekilde uzatıyorsunuz. Şurada volüm kısmında, şimdi yakından da göstereceğim. Kirpiklerinize hacim vermek istiyorsanız da tabii ki önce bunu uygulayabilirsiniz. Sonra uzatan kısmı ile ayrı ayrı uygulama yapabilirsiniz. Ben biraz ters gösterdim. Markadan tek bir ürün seçecek olsaydım istisnasız, tartışmasız bunu seçerdim. Şimdi çok yakın zamanda paletlerini anlattım. Çok da severek kullanıyorum. Fakat Revolution'dan far paletimi zaten Anastasia'dan, Lotilandım'dan seçtim. Revolution'dan ne seçerdim biliyor musunuz? Bu şeffaf kaş maskarasını. Şeffaf kaş maskarası bence zor iş. Beyaz beyaz tortular bırakmayacak. Hızlı bir şekilde bozulmayacak. Fırçası incecik, düzgün olacak. Hatta isterseniz sanki laminasyon yaptırmışsınız gibi etkiye sahip bir kaş maskarasının olması gerekiyor. Hakkını veren bir şeffaf maskara olması gerekiyor. Revolution markasının Cannabis Sativa serisi tamamen buna göre üretilmiş. Hatta bunun renkli ürünlerine de bakabilirsiniz. Çok güzel yapmışlar. NYX'inkini denedim, Anastasia denedim, Benefit denedim. Bence aralarında en güzeli bu. Markadan tek bir ürünü seçeceksem bunu seçer kurtulurdum. Gelelim Flormar markasına. Sizi tabii ki şaşırtmayacağım. Flormar'dan bir ürün seçecek olsam 229 numaralık kalemi seçerdim. Ruja bile gerek yok. Fenty'nin Fussy Glove'unu uygulamadan önce dudaklarımı bununla çerçeveledim ve diğer kısımlarda zaten Fenty'nin gloss'unu görüyorsunuz. Flormar'dan en sevdiğim ürün, kalkarsa beni derinden üzecek ürün ama o kadar stoğum var ki bana da yeter, size de yeter, hiç merak etmeyin. 229 numaralık kalemin stokları bende. İkinci Flormar gibiyim neredeyse. Her kozmetik market alışverişimde mutlaka alırım. Bir şey olursa en azından stoktan kullanayım diye. Flormar'dan en sevdiğim ürün bu diyebilirim ve ojelerini severim ama şu an konumuz oje olmadığı için eklemedim. Smashbox markasından bir ürün seçecek olsam kesinlikle ya makyaj bazlarını seçerdim ya da makyaj sabitleme spreylerini seçerdim. Tabii ki benzerleri NYX'te de var, MAC'te de var, L'Oreal'de de var ya da Maybelline'de de var ama Maybelline'den, L'Oreal'den önceliğim kesinlikle makyaj sabitleme spreyleri olmazdı. Kapatıcıları, fondötenleri, maskaraları varken onları seçmemek haksızlık olurdu açıkçası. Böyle bir video hazırlamak istedim size. Sizlerden gelen yorumlar bana ilham verdi. Ve son günlerde benim makyaj rutinimde kullandığım, bugün de makyajımda kullandığım ürünlerin %100'ü burada anlattığım ürünlerdi. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.